قاطر. الأنبياء كلهم من آدم إلى محمد كانوا على هذا وعلموا الإسلام، لأنه لا دين سماوي إلا الإسلام. الله يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يوجد نبي كان على غير الإسلام. حنيفا مسلما عن إبراهيم ليس معناه كان على دين اسمه حنيفة، لا، معناه على الحق. حنيفا يعني على الحق. هذا تأكيد أن إبراهيم كان على الإسلام، وكل الأنبياء هذا دينهم وهذا الذي علموه للناس. لذلك قال العلماء من انتقص الأنبياء أو نسبهم إلى ما لا يليق بمنصب النبوة أو سب الإسلام أو شبه الله بخلقه لا يكون من المسلمين، وعليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله. يعني الذي وقع في الكفر لا يقول أستغفر الله، إنما يتشهد ليرجع للإسلام. Hocamız diyor ki ve bütün peygamberlerin itikadı da budur. Yani bütün peygamberler Adem aleyhisselam'dan son peygamber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş bütün peygamberler toplumlarına, milletlerine bunu öğretmişlerdir. Onlara Allah'tan başka ilahın olmadığına davet etmişler ve ibadete müstahak yalnızca Allah-u Teala'nın olduğunu kavimlerine anlatmışlardır. Tevhidi onlara aşılamışlardır. Ve bütün peygamberler İslam diniyle gelmiştir. Asla peygamberler arasında İslam dışında olan başka bir dinle gelen bir peygamber yoktur. Çünkü İslam dininden başka hak olan bir din yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Yani sizlere din olarak İslam'a razı oldum. İslam'dan başka hak bir din yoktur. Yalnız semavi olan din, hak olan din İslam dinidir. Ve bu yüzden her kim peygamberlere veya Allah'a, meleklere, Allah'ın indirmiş olduğu kitaplara, dini hükümlere söverse bir kimse, küfrederse bu kimse İslam'dan çıkmış olur ve İslam'a geri dönmesi için mutlaka şehadeti telaffuz etmesi şarttır. Estağfirullah kelimesiyle bir kimse İslam'a geri dönmez. Çünkü İslam'a girme yolu şehadettir. Mutlaka şehadeti telaffuz edip İslam'a girmesi gerekir. Hanifen Müslüman. Ve İbrahim Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de geçen Hanifen Müslüman ayeti, yani burada İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif adında bir dinle geldiği anlamında değil. Hanif'ten kasıt İbrahim Aleyhisselam hak üzereydi ve o Müslümanlardandı, müşriklerden de değildi. Evet, hocamızın tabii sohbetine doyum asla olmaz. Belki günlerce konuşsak bunları, bu konuları bitiremeyeceğiz. Ben son olarak muhterem hocamızdan İslam alemine çok kısa bir mesaj ve uygun görürlerse yine İslam aleminin birliği için çok kısa bir dua istirham ediyorum ve onunla da bitirelim diyorum. Zat-ı Alileri uygun görürlerse ben veda edeceğim ve sözü hocamıza bırakacağım. İnşallah. Çünkü çok kısa bir vaktimiz kaldı. Er-risale hiye, er-risale hiye en-nasiha li kulli muslimin en yerci'u ila temassuk bi'ş-şer'a ve bil-ilm ve bi hudur mecalis'il-ilm ve en yettahidu ve en yetevahhadu fima beynehum ve en yuhlisu el-mahabbe li ba'dihim lillah. ولا سبيل لهم للخلاص والنجاة إلا بعلم الدين، إلا بعلم الشرع. محاربة الجهل لا يكون بالحديد والتنك، إنما يكون بالعلم والشرع. هذه الرسالة التي ينبغي أن تصل لكل إنسان، التفقه في الدين والالتزام بالشرع، هذا الذي يعيد لنا المجد والعز والوحدة والقوة. Hocamız diyor ki yani birlik beraberlik içerisinde yaşamaya vereceğim mesaj olarak bütün Müslümanların birbirlerini sevmesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olması, din eğitimini tahsil etmesi, dini bilgileri öğrenmesi ve birbirlerine karşı alçak gönüllü olması, mütevazi olması, birbirlerine hayırlı olan amellerde destekçi olmasıdır. İzzet, şeref bununla olur. Birlik, beraberlik bu şekilde hasıl olur. İnsanlar diyor birlik beraberliği asla demir parçalarıyla gelmez. Yani sadece şeriata bağlı kalmakla ve şeriatın hükümlerini öğrenmekle, dini bilgilere sahip olmakla birbirlerine
saygı ve ihtiram içerisinde kucaklamasıyla hasıl olur diyor hocamız. Allahümme ansur İslam ve Müslümin ve elif beyne kulubihim. اللهم إلهنا ربنا مولانا يا أرحم الراحمين احقن دماء المسلمين آمين. اللهم قوي شوكة المسلمين آمين. اللهم ألف بين المسلمين آمين. واجمع شملهم وقوي كلمتهم اللهم اجعل المودة بينهم يا رب العالمين اللهم اجعل المودة بينهم يا رب العالمين اللهم انصرهم وانصر بهم الحق يا أرحم الراحمين اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين اللهم قونا على طاعتك واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم عجل بالنصر والفرج اللهم وحد صفوف الأمة يا رب العالمين وأكرمنا برؤية حبيبك محمد والحمد لله رب العالمين نشكركم ونشكر إدارة هذا التلفزيون على هذا اللقاء الطيب المبارك أحسن الله إليكم Sizlere ve TV5 yönetimine ve kurumuna hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri bu arada bu güzel buluşmada bir araya gelmemize vesile olduğunuzdan ve bunu sağladığınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Cenab-ı Hak sizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz diyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, TV5 ekranlarında Lübnan Seyyidler Cemiyeti Başkanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından Doktor Cemil Halim Beyefendi ile sizlerle birlikte olduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını konuştuk. İslam aleminin birlik ve beraberliğe ne kadar çok ihtiyacı olduğunu konuştuk. TV5 ekranlarından hepinize selamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.